Türkiye eriyor eriyor kardeşler. Vallahi büyük mesele. Dramatik düşüş var. Ve trajik de bir kayıp var. Şu anda 2.1 ülkedeki doğurganlık oranı 2.1 ise o ülke öldü kabul ediyoruz. Şu anda Türkiye'deki oran 1.92. Hatta veya 1.7 aslında. Çoktan öldük ama haberimiz yok. Tam olarak bu noktadayız. Yani uzun yıllar sonrası Türkiye öldü bu rakamla. Evet kalmaz bir şey. Hiçbir şey kalmayacak bu rakamla. Kaba doğurganlık hızına bakarsan e, yani doğurganlık hızı 1.7'ye kadar gerildi şu anda. 1.7'den bazı 2.1'den sonrası ölüm diyorsun. Şu anda Türkiye 1.7. Ama kaba doğum hızına baktığında şöyle bir şey var. Yani eskiden bizim nüfusta nüfusa oranla doğum oranlarını incelediğinde 2001 yılında 20.3 bu. 2001 yılında nüfus başına 20.3 oluyor ama 2020 yılında 13.3 oluyor. 7 2012 aralığından hesapladığında nüfusa oranla doğan çocukta bir artış var. Ama bu kaba doğumuzu kültürün devamlılığını ve ülkenin devamlılığını da hiçbir şey ifade etmiyor. Bunun sebeplerini incelememiz lazım. Bu rakam neyi söyler biliyor musun? Bak kesin bilgi bu. Bütün matematik size şunu söyler. 1.7 üremesi olan ülke ölmüştür ama öldüğünü bilmiyordur. Bir gün gelir ve çok yakında bir zamanda o. Bakın büyük felaket eğer buradan dönmezsek. Niye böyle olduk? Niye bu kadar ölüm sınırlarının altında bu dramatik düşüşleri yaşayıp bu kadar trajik erimeyi niye yaşadık? Bunun birden fazla sebebi var. Geçmişte Geçmiş dönemde zorla doğum kontrolü diye yapılan bu aile planlaması adı altında bir lanet var. Bu ülkeye bir ihanet var biliyorsunuz değil mi? Aile planlaması laneti. Bu ülkeyi lanetlediler aile planlamacıları. Devleti, askeri, holdingi, medyası hep birlikte bu ülkeye çok büyük ihanet ettiler. Çok büyük lanet, çok büyük bela, İkinci sebep batıdan ithal bir uyduruk yaşam alışkanlığı meselemiz var. Bu ayrıca bir başlıktır. Hocalar eğer bir şey çalışmak istiyorsanız bu ülkede bak buyurun çalışın. Batıdan ithal uyduruk yaşam alışkanlıkları. Bu konuda çalışan bir tane akademi var mı Türkiye'de? Yok. Bir tane medrese var mı? Bir tane hoca var mı? Yok. Bir diğer sorun hiç kusura bakmayın. Çok acı maalesef böyle. Büyük ailenin yıpratılmış olması. Ula Erdoğan'dan başka çalışan buna çalışan siyasetçi yok. Aksine diğerleri bilerek mi bilmeyerek mi bilmiyorum. Yani zilletten mi gafletten mi bilmiyorum. Buna ters bile davranıyorlar. Ama büyük aile yıpratıldı. Bir diğer mesele ne? Ekonomik korkaklık. iman zafiyeti. Ben geçindirebilir miyim? Bu çocuğu doyurabilir miyim diye çocuk sahibi olmamak iman zafiyetidir. Allah'a güvenmemektir. Rızka kefil olan, kendi kulunun rızkına kefil olan Allah'a Ya Rabbi sen öyle diyorsun ama yapmayabilirsin. Haşa estağfurullah. Anlamına gelir. Zımnen iman zafiyetidir. İmanı kavi olan adam böyle bir şey söylemez. Daha en başta buradan kaybettik. Sekülerist şu surusu zaten imanla dinle derdi olmayan adamlarda birlikte geçim sıkıntısı. Ayet var. Allah çok açıkça söylüyor allah Teala bize. Geçimden korkup çocuklarınızı öldürmeyi istiyor. Ben bunu büyütebilir miyim? Buna param yeter mi? Bu zamanda hayat çok pahalı. İkinci, üçüncü çocuk Deyip onun rızkından korkmak ve o çocuğu doğurmamak, o çocuk sahibi olmak için dua etmemek, onun için eyleme geçmemek, geçim sıkıntısından korkup ayette Allah'ın yapmayın dediği şeyi yapıp çocuk öldürmektir. Ekonomik sebepler bunun çözülmesi lazım. İkinci sebep bencillik. Bunu da ithal ettik biz. Ama diyor gençler hemen de çocuk sahibi olmasınlar. iki sene bir evliliklerini yaşasınlar. Niye evlendiniz oğlum siz? Ne anlatıyorsunuz? Nasıl bir dünyada doğdunuz? Size kim anlattı? Kim tarif etti bu dünyayı? Ne demek hayatını yaşamak? Ayrıca çocuk olunca niye hayatını yaşayamıyormuşsun? Neden sen çocuğuna yük muamelesi yaptın? Neden sen çocuğuna sanki taşımak zorunda olduğun bir çile muamelesi yaptın? Hayatı yaşamak demek zaten çocuk sahibi olmak. O çocuk doğunca hayatı yaşamaya başlayacaksın. Senin haberin yok ki. Ne demek hayatı yaşamak? Bencil. Ben diyor emsiremem diyor vücudum bozulur. Çocuk mu bakacağım diyor. Bir de onun masraflarını mı karşılayacağım? Bir de onunla mı uğraşacağım? Bir de ona aman çekemem ben. Daha zamanı değil. Çok erken. Şudur budur. Kendimi az hissetmiyorum. Bıdı bıdı. Hepsi numara. Tamam bencillik. Kendi hayatını düşünüyor. Başka hiçbir şey düşünmüyor. Bu en kötü bencillik işte bu. Evet senin annen baban da öyle düşünseydi sen yoktun dünyada biliyorsun değil mi? Artist. Bir diğer sebep çinko ve eksikliği. Beslenme alışkanlıklarından geliyor. Testosteron düşüklüğü. Testosteron düşüklüğü çok risk. Erkekler öyle bir hale geldiler ki kadınları babalık yapabileceğini ikna edemiyorlar artık. Evet. Kadına duygusal olarak ikna kabiliyeti düşüyor. Çünkü adamlar o hale geldi ki özellikle yeni kuşaktaki erkek modeli böyle alıngan, ağlayan, duygusal, depresyondan çıkamıyor Allah'ın belası. Bir ona giriyor bir buna giriyor bir, giriyor. bir ona giriyor bir buna giriyor. Ama depresyon çok ciddi bir hastalık. İnanılmaz bir tek üstüme. Her şey üstüme geliyor. Ne diyor oğlum 25 yaşındasın. Ne her şey üstüme geliyor? Ne anlatıyorsun sen? ...bunları konuştuğumuzda da ben böyle nefes alamıyorum ağlamaklı gibi oluyorum diyor. Allah senin belanı. Niye? Konu ne? Düşmüş abi testosteron. Çocuk mahvolmuş yani. Şimdi i̇şte sen bunu biriyle evlendiriyorsun. Kadın ona bakıyor. Bundan baba olur mu diyor. Olmaz diyor. Erkek adam eşini İkna edendir, benden güzel baba olur, ben korurum sizi, ben bakarım size, ben sizi mutlu ederim, güldürürüm, sağlıklı tutarım, benden güzel nesil olur. Bunu ifade, hal diliyle ama, hal diliyle ortaya koyabilecek şey, o neyle oluyor? O testosteronla oluyor işte, o yok, kas düşmüş, böbrekler kötü, damar yapısı bozulmaya başlamış, saçlar bir tuhaf olmuş, görüntü bir tuhaf, habere bir şey sürmek zorunda yüzüne gözüne. Gidiyor, babalık yapayacak kapasite kalmamış erkeklerde. Bu da bir faktör. Normalde kadınların hepsi çocuk doğurmaktan korkarlar doğal olarak. Duygusal korkuları var. Çünkü yavrularına bakacak mı, büyütebilecek mi, sağlıklı olacak mı? Anneliği endişeleri var. Erkek nerede devreye girer? İlk erkeklik nedir? Bütün bu endişeleri bertaraf edebilen, güçlü, güven veren, çocuk isteyen, çocuğa ikna eden, korkma ben varım diyebilecek adam sayesinde çocuk olunur. Dikkat ettin mi? Bak buraya kadar saydığım bütün sorunlarda problem erkeklerde. Bütün suçlu erkekler farkında mısın? Kadın korkuyormuş. istemiyormuş. Normal. Dünyanın bütün kadınları. Ad Adem Aleyhisselam'dan beri. Kadınlar çocuk doğurmakta korkarlar. Kadın annelik endişeleri vardır. Duygusal endişeler. Değil mi? Sağlıkla ilgili. Onu büyütmekle ilgili. Onun e, vücuduyla ilgili. Beslenmesiyle ilgili. Korunmasıyla ilgili. Çok doğal hiç bitmeyecek endişe. 50 yaşına gelse ama hala aynı şey için korkar sana. Yedin mi yemeğini falan diyorsun. 50 yaşındayım ben. Olsun yedin mi? Yedim. Erkek adam nedir? Baba nedir? Kadının bütün bu endişelerini alabilene erkek denir. Korkmadan varım. Seni de çocuklarını da çok mutlu ederim. Onlara çok güzel bakarım. Onları çok güzel eğitirim. Bunu yapabilecek adam yok lan piyasada. Bu da bir faktör. Sonra LGBT propagandası. Bu da bir faktör. Bütün bunlar birleştir ne oldu? Beslenme alışkanlıkları, çinko düşüklüğü, testosteron düşüklüğü, LGBT alışkanlığı, yaşam biçimi, ekonomik korku, ayeti inkar. Değil mi? Büyük ailenin yıpranmış olması, geçmişte yapılmış aile planlaması denilen alçakça ihanet. Bunların hepsini birleştirdiğinde ortaya ne çıkıyor? Trajik nüfus kaybı. Sonuçlar ne olacak peki? Daha kalifiye, daha kalite, daha konsantre falan. Bırak lan palavrayı yok öyle bir şey. Ne hepsi uydurma. Önemli olan çok olması değil ne kadar eğitimli oldu. Geçiniz kardeşim. Geçiniz. Bana Avrupalıların kusup kusup ortaya koyduğu şeyleri bilgi gibi götürmeyin. Bir tane sapık bir Avrupalının masanın ortasına 19. yüzyılda diye kustuğu şeyi pisliği sen bu millete sosyoloji falan diye okutuyorsun. Bırak lan bu işleri. Çocuklar önemli olan eğitim. 10 tane eğitimsiz çocuk olacak. Bir tane eğitim. Geç lan gerizekalı. Geç. Bana bu anlattığın zırvayı 19. yılda bir tane sapık homoseksüel Avrupalı Vığ! diye masaya kustu. Sen de onun kusmuklarını getirdin bu ülkede sosyoloji diye okuyorsun lan. Bak ne olacak sonuç biliyor musun bunların? Çalışacak kimse kalmayacak birinci sonuç. Bul bakayım kimi çalıştıracaksın. Üretecek hiç kimse kalmayacak. Bu ekonomik çöküş getirecek. Hadi. 1.7 oranına çok yakında. Çok yakında. Evet evet. 300 yıl sonrasını konuşmuyoruz abiler. Hiç kimse kalmayacak çalışacak. Mecburen sen iş göçü almak zorunda kalacak mısın? Evet. Ya iş göçü mecburen siyaseti derinden etkileyecek mi? Ya yapını bozdun mu? Ya al sana çöküş. İkinci büyük çöküş. Sonra askere gidecek kimse kalmayacak. Zaten adam yok. Oğlan da gözüne rimel çekiyor kaşını aldırıyor. Kim alacaksın oğlum askere o dönemde? Zaten genç yok. He adam. Kimse çocuk doğurmuyor. Kimse kalmadı. Kalan 3-5 tane de askere götürelim. E, odaya girsen sandalyeye çevirsen böyle elinde şeyle yakalarsın. Ne? Ne ne beti be? Ben vatanıma başka türlü yardımcı olabilirim. Sanat yapıyorum falan. Ya. Bir gerizekalı çıkacak ortaya. Sana. Hadi bakalım. Değil mi? Gözüne rimel çekerken ben vatanıma başka türlü de katkı sağlayabilirim. Moda yaparak falan diyen bir tip çıkacak ortaya. Zaten olan da öyle oldu. Askere gidecek adam kalmayacak askere. Toplumda östrojen oranı giderek artacak. Östrojen oranı arttıkça depresyon artacak. Östrojen arttıkça hastalıklar artacak. Östrojen arttıkça ha artıları ne var? Östrojen arttıkça sanatsal aktiviteler artar. Östrojen arttıkça sanat tüketimi artar. Östrojen arttıkça moda çok güçlenir. Lüks tüketim güçlenir. O lüks tüketimi alamayanlar bu sefer isyan, infialler bilmem nere falan başlar. Östrojen artacak çünkü toplumda. Kas gücün kalmayacak. Hiçbir şeyin kalmayacak. Denge bozuldu çünkü yani. Dünyanın östrojen testosteron dengesi neydi? %50-50 idi. 50 Şimdi böyle. Bu, bu sıfırlandı. Bu yuk, yukarıda kaldı. Hadi bakalım östrojen Sabahtan akşama kadar moda, estetik, depresyonlar, ilaçlar, damar yapı hastalıkları, böbrek hastalıkları, kas hastalıkları, deri hastalıkları uğraştır. Çünkü erkekte östrojen arttı mı erkek patlar. Kadın östrojen arttı mı çok güzel olur. O onun doğası, o onun doğası. Sonra ne olacak? depresyon daha derin etkili olacak daha yaygın olacak. Zaten ya yaşlılıktan avuç avuç çaplarla dolaşacaklar ya delilikten erkekler. Üç kusura bakma öyle olacaksın. Sonra erkekler böyle alıngan, ağlak, hiçbir işe yaramayan bir sürü tip dolaşacak ortada böyle. Nasıl olacak bunlar? Süs düşkünü, korkaklar. Günde beş vakit ağlak adamlar var. Süsleniyorlar, korkaklar. Pıt 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 dolaşıyorlar böyle acayip bir tip. Nasıl yapacağız? Öyle bir şey yok. Her türden emperyalistlerin dişleri kamaşacak bu ülkeye. Hepsinin dişi kamaşacak. Hepsinin ağzını sulandıran hedef olacağız o sayede de. Kapanın elinde kalırız. Hep söylediğim şey bak evlatlara ev miras bırakılmaz. Evlatlara devlet miras bırakılır. Nesle devlet miras bırakılır. Sonra ne olacak? Bu kadar az nüfusla bakıma muhtaç yaşlı sayısında patlama. Kim bakacak onlara? Hayda bakıcı gücü alıyoruz. Öyle. Kime miras kalacak o Hayat çocuk yok, torun yok bir şey yok. Sorun olacak kültür devamlılığı imkansız hale gelecek. Dolayısıyla adı Türkiye olan ama içinde artık hiçbir Türkiye kalmamış olan bir ülke haline dönüşeceğiz. Göreceksiniz böyle giderse sonunda bunların da bu adımın da sonunda artık geri dönüşü olmayan bu yok oluş çizgisi aşılmış olacak. Bu finalde 2080 ne 2120, 2080-2120 arasında yok olmuş bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaksın. Çünkü çocuk yok. Evet ama benim söylediğim 2080-2120 bu final. Artık yok olma finali. Oraya adım adım gidiyoruz. Daha ilk başta tek çocuk kanseriyle zaten karşılaştık şu an. Herkesin tek çocuğu var. Tek çocuklar evlenecekler birbirleriyle. O tek çocukların çocuklarında hala yok, dayı yok, teyze yok, amca yok, kuzen yok, akraba yok. Puu hayata bak. Gavur gelir seni alır böyle o tek çocuğundan doğan dayısız, halasız, amcasız, teyzesiz, değil mi? Kuzensiz, akrabasız, hiçbir şey olmayan hayatta kalmış tek çocuğu alır böyle bu diye kavanozuna koyar emperyalizm. Gel bakalım diye onu böyle sömüre 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 manya dönüştürür. Sonra da şişeyi oraya dizer. Bunu da 30 yıl sonra görürsün bu ülkede. Bitti gitti konu kapandı çünkü. Çok acayip bir dert, çok gerçek bir dert. Burada siyasetin sorumluluğu var burada doğrudan bürokrasinin sorumluluğu var. Yerel yönetimlerin sorumluluğu var. Burada akademilerin sorumluluğu var. Burada STK'ların sorumluluğu var. Ulema çevresinin sorumluluğu var. Sermayenin sorumluluğu var. Anlatıyorlar ya böyle. Ak saçlılar derinliler bilmem neler falan filan fantastik şeyler anlatıyorlar ya. Varsa bu ülkede bir tane ak saçlı gelsin. Ülkeniz elinizden gidiyorlar. Ne biçim ak saçlısınız oğlum siz. Tüküreyim sizin gibi ak saçlıya. Varsa öyle bir o kadar çaresiziz. Kim ki bu ülke ülkeyle ilgili, bu vatanla ilgili, bu milletle ilgili, bu ümmetle ilgili derdi varsa bu meseleye ilmesi lazım. Gitti kardeşim.